Merhaba ben Bay Anderson. Bu videoda moleküler biyolojiden bahsedeceğim. Ama önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. 1970'lerde araştırmacılar Yellowstone Parkı'na gitmiş, Geyser Havzası'ndan bu bakterileri almışlar. Bu bakterilerin adı Thermus Aquaticus. Araştırmacılar buldukları bu bakterilerden de tak polimeraz denilen bir enzim çıkarmışlar. Yani Thermus Aquaticus Polimeraz. Diğer bir de işte bakterinin içinde bulunan DNA polimerazı. Bu enzimle ilgili güzel olan şey çok yüksek sıcaklara dayanabiliyor ve hayatta kalabiliyor. Aslına bakarsanız tüm moleküler biyoloji ve genetik mühendislik bu enzim sayesinde başlamıştır desek yalan olmaz. Bakın trilyonlarca liralık bir alandan bahsediyorum. Bence bu moleküler biyoloji dersine başlamanın farklı bir yolu olabilir. Bu konuyu düşününce benim aklıma hep bir benzetme geliyor. Son 30-40 yılda bir insan DNA'sının tamamını bilebilecek hale nasıl geldik onu konuşmak istiyorum. Şöyle düşünün. Burada bir sürü dergi var ve bunların içinde de bir sürü yazı ve bilgi var. Ben bu dergilerden işime yarayan kısımları harf harf kesip böyle bir fidye mektubu yaparsam Oradaki metinleri kendi işime yarayacak şekilde kullanmış olurum değil mi? İşte bu benzetmeyi bizim moleküler biyolojide yaptıklarımızı anlatmak için siz, kullanmak istiyorum sizlere. Yapılan ilk şey neydi? Moleküler biyolojide ilk yapılan fidye mektubu şöyle bir şeydi. Evet işte bakın böyle bir şey. Peki neydi bu? Gösterelim. Bir dergiden harfleri kesip ters çevirmek gibi. Yani harfleri göremiyorsunuz. Yani yapabildiğimiz ilk şey DNA'yı kesmek oldu. Bunu da restriksiyon enzimleriyle yaptık. Biz de bu enzimleri makas gibi düşünebiliriz. Enzimler DNA'yı kesip çıkarıyor. İyi de çıkan DNA'yı nasıl yapıştırıyoruz diye sorabilirsiniz. İşte... Burada kullandığımız yapıştırıcı hidrojen bağları. Bunları kullanarak yapıştırıyoruz. DNA hidrojen bağları yüzünden kesildikten sonra tekrar bir araya gelecektir. Peki sonraki fidye mektubu neye benziyordu? O da işte böyle bir şey esasında buna ilk rekombinant DNA da diyebiliriz bir kurbağadan DNA aldık ve daha sonra bunu bakteriden aldığımız DNA ile birleştirdik bunu da hidrojen bağları kullanarak yaptık sonrasında ise şöyle oldu burada dergilerden kestiğimiz parçaları küçükten büyüğe sıralamışız ama yine harfleri göremiyoruz buna işte buna jel elektroforezi deniyor. Jel elektroforezi. Daha sonra polimeraz zincir reaksiyonu terminolojisindeki kısaltmasıyla PCR denen bir şey yaptık. Yani kopyaladık. Bu orijinali ise bu da polimeraz zincir reaksiyonu kullanarak yaptığımız kopyası oldu. Dolayısıyla tıpatıp aynıyı yapmış olduk. Bu durumda kopyadan aldığımız her kopya en baştakinin aynı olacak. Öyle değil mi? Peki bundan sonraki gelişme ne oldu? Bundan sonra işaretleri öğrendik. Yani DNA'nın belirli bir kısmı özellikle işaretlenmiş gibi düşünebilirsiniz. Eğer göğüs kanserinin genetik işaretinin keşfedildiğini okuduysanız, örneğin bu göğüs kanseri olan insanlarda genetik olarak var olan işaretleri bulmuşlar demektir. En sonunda da bugün olduğumuz yere gelmiş olduk. Bugün artık DNA dizilimini bulabiliyoruz. Yani DNA'mızdaki tüm harfleri görebiliyoruz. Ama bunlar hieroglif gibi yani başka bir dilde yazılmışlar. Genleri görebiliyoruz ama ne anlama geldiklerini, hangi proteinleri yaptıklarını bilmiyoruz. Dergilerden kestiğimiz ilk fidye mektubu ise gelecek. Bu bizim varmak istediğimiz yer ama buraya ulaşmak için hala zamana ihtiyacımız var. Evet, bu konuşmadan hatırlamanız gereken önemli şeyleri şöyle bir tekrar gözden geçirelim. İlki makastı. Makas restriksiyon enzimleri görevi görüyordu. Yapıştırıcının yerine ise hidrojen bağları vardı. Jetvel ise jel elektroforezi demiştik. Bunun kopyasını almak için polimeraz zincir reaksiyonunu ve en sonunda gerçekten okuyabilmek için DNA dizilmelerini e, dizilimlerini de diyebiliriz kullanıyorduk ne anlama geldiklerini bilmesek de bu sayede tüm harfleri görebiliyoruz gelin şimdi restriksiyon enzimi yani makasla başlayalım restriksiyon enzimi nereden geliyor evet soru bu bakterilerden geliyor çünkü bakteriler virüslerle milyon yıllık bir savaş halinde Virüslerin bakterilere kendi DNA'larını aşılayıp daha fazla virüs yaptıklarını biliyoruz. Bakteriler bununla savaşmak için ilk olarak DNA'larını metile ediyorlar. Peki bu ne demek? Yani bakteri kendi DNA'sını korumak için DNA'sına metil grubu ekliyor. Ardından da bu restriksiyon enzimlerini salgılamaya başlıyor ve bu enzimler de DNA'yı kesiyor. Bakterinin kendi DNA'sı metil grup ile korunduğundan sadece bu yabancı DNA parçalarını kesiyor. Dolayısıyla virüsten gelen tüm DNA parçalanmış oluyor. Sonra da bakteri eski haline dönüyor. Şimdi size restriksiyon enzimi nasıl çalışır onu göstereyim. Bu bir DNA parçası. Çok yaygın bir restriksiyon enzimi, ECOR1 adlı bir enzim. İsmi memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biri olan E. coli'den geliyor. Bu enzim bu belirli dizilimi bulana kadar DNA'yı tarar ve sonra ikiye keser. Evet, burada bulalım. G A A evet, buradan gelecek ve şu şekilde ikiye kesecek. Bakın şu şekilde ikiye ayırmış oldu. Ne oldu gördünüz mü? Evet, tekrar bir araya geldi. Bakın, işte burada bir araya geldiler tekrar. Nasıl oldu? Bu küçük hidrojen bağları sayesinde oldu. Aslında bu kenarlara yapışkan uçlar diyoruz. Çünkü enzim gittiğinde tekrar bir araya geliyorlar. Şimdi başka bir enzime bakalım. Bunun adı HIN-D3 enzimi. Şu iki anın arasından geçip şuradan şuraya kadar kesecek. Bu şekilde de ikiye ayrılacak. Eğer enzim giderse ayrılan parçalar tekrar bir araya gelecek. Bu iki enzim birden olursa iki ayrı kesim yerinden ayrılacaklar ve üç parçamız olacak. İşte bunlar restriksiyon enzimleri. Moleküler biyolojide bu enzimleri ne için kullanıyoruz peki? Tabii ki DNA'yı kesmek için. Bir araya getirmek için ise tek gereken hidrojen bağları. İlk rekombinant DNA yani bir kurbanın ve bir bakterinin DNA'sı hidrojen bağları sayesinde bir araya geldi. Aynı enzim ile kesildikleri için aynı yapışkanlı uçları vardı. Böylelikle bir araya gelebildiler. Evet, sırada ne var? DNA'yı nasıl keseceğimizi gördük. Restriksiyon enzimleriyle nasıl yapıştıracağımızı gördük hidrojen bağlarıyla. Şimdi de uzunluklarına göre nasıl sıralayacağımıza bakalım. Öncelikle size paçinko makineleri nasıl çalışır onu anlatayım. Paçinko makinesi Japonya'da oldukça yaygın olan bir oyun. En tepede bir top bulunur. O top aşağı bırakılır ve önüne çıkan engellerden seke seke aşağı iner. Eğer top istediğiniz yere inerse oyunu kazanmış olursunuz ve ödül olarak daha fazla top alırsınız. Ama genellikle bu olmaz. Şimdi böyle bir paçinko oyunumuz ve aşağı doğru inen tek bir topumuz var diye düşünelim. Buna ek olarak bir de tek topumuzun yanında birbirine bağlı 8 topumuz daha olsun. Böyle bir durumda ne olur? Topların aşağı inmeleri uzun zaman alır değil mi? Bazen hızlıca inerler ama bazen de takılıp kalırlar. Yani sekizli top aşağı inene kadar tek top çoktan inmiş olur. İyi de niye anlattım ben şimdi bunu size? Bunu Kendinize bunu sorabilirsiniz. Topların aşağı inmeleri uzun sürecek demiştik. Bu oyunun tek ve sekiz topun e, konumuzla DNA ile ne alakası var diye de düşünebilirsiniz. Gelin Pachinko yerine DNA'yı düşünelim. Eğer küçük bir DNA parçasını yukarıdan bırakırsak, bu büyüklüklere göre daha hızlı bir şekilde aşağı iner. Öyle değil mi? Tabii bunu yapmak için pachinko makinesi yerine pachinko makinesine jel elektroforezi kullanıyoruz. Nasıl çalışıyor anlatayım? İçeride bir jel var. Kenarlarda da içine DNA yerleştirdiğimiz küçük kuyular var. DNA'yı buradan aşağı çeken ne? Pachinko makinesinde topu yer çekimi aşağı çekiyordu. Bakın, burada kırmızı kablolar var. Bu tarafta pozitif elektrot, bu, burada ise negatif elektrot var. DNA'daki negatif yük pozitif elektrot tarafından çekilip bu jelde aşağı doğru hareket edecek. Şimdi de sağdaki şu resme bakalım. Belki duymuşsunuzdur. Bu bir DNA parmak izi. Burada DNA'ların bu tarafa doğru çekildiğini görüyoruz. Ortadaki parçanın soldakine göre daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu parça kuyudan çıktıktan sonra aşağı, daha aşağı inebilmiş. Aslında çoğu kez bir merdiven izi de görürsünüz. Merdiven demek bilinen aralıklarla bilinen miktarlarda DNA'lar demek. Böylece yeni koyduğumuz DNA parçasının büyüklüğünü de kıyaslayabilirsiniz. Sınıflarda yapıldığında DNA'yı edityum bromürle renklendiriyoruz. Böylelikle siyah ışık altında bakıldığında DNA'nın nerede olduğunu görebiliyoruz. Şimdi boyutlarına göre sıraladığımıza göre artık DNA'nın kopyasını yapmamız gerekiyor. Ve bunu yapmak için polimeraz zincir reaksiyonu yani PCR'ı kullanıyorduk. Bu Kerim Malis tarafından icat edilmiştir. Bir gün motosiklet kullanırken bu fikir aklına gelmiş. Bunu yapmak için PCR makinemize ekstradan birkaç şey yapmamız lazım. Ee, i̇lki bir primer. Primer küçük bir DNA parçasıdır. DNA'ya tutunacak ve polimerazın onu çekmesine yardımcı olacak. Tak polimeraz nereden gelmişti hatırlayalım. Bakteriden. PCR'ın içerisinde bunları çok yüksek sıcaklıklarda ısıtacağız. Ayrıca nükleotite de ihtiyacımız olacak. Yani yeni harflere PCR makinesi fotokopi makinesi gibi düşünülebilir. Yukarıya DNA'mızı koyuyoruz. Bu makine Hızlı hızlı onu soğutacak, ısıtacak ve soğutacak. Önce ısıtacak, soğutacak. Sonra tekrar ısıtacak ve soğutacak. Bu süreçte de aradaki hidrojen bağları kopacak ve DNA'mız açılmış olacak. Daha sonra ise primerler eklenecek. Bunlar da kendilerine uygun e, kısımlara bağlanacak. Daha sonra da primerlere tag polimeraz bağlanacak. Eğer DNA replikasyonunu biliyorsanız bu süreç size tanıdık gelmiş olabilir. DNA replikasyonunda da Helikaz DNA'mızı açar ve içimizdeki polimerazlar kopyalama sürecine başlar. Ama PCR makinesinde tak polimeraz kullanılmasının sebebini hatırlayın videonun başında söylemiştik. Bu polimerazın çok yüksek ısılara dayanabiliyor olmasıydı. Hatırladınız değil mi? Evet arkadaşlar iyi bakın ne oldu? Tak polimeraz geçtiği yerlere uygun harfleri bırakarak gitti. Elimizde tek bir DNA dizilimi vardı. Şimdi artık iki tane oldu. PCR makinesi daha sonra tekrar bu DNA'ları ısıtır ve açar. Daha sonra primerleri gönderir. Sonra tak polimeraz bunlara tutunur ve uygun harfleri üretir. Daha sonra tekrar süreç başlar. Isıtılır, açılır, DNA ve polimeraz bağlanır ve yeni DNA'lar oluşturulur. Artık 8 tane DNA ipliğimiz var. Bakın burada görebilirsiniz. Hem de birkaç dakikada birden ikiye derken dörde çıktı ve bu şekilde devam edip gidiyor. Yani kısa bir sürede birçok DNA üretilebilir. Şimdi fidye mektubu benzetmemizdeki son kısma gelelim. Bu da harfleri okuyabilmekti değil mi arkadaşlar? Bunun için de DNA e, dizilemesini kullanıyoruz. Bu e, bunun açıklaması biraz zor. İsterseniz internetten Sanger metodu diye araştırabilirsiniz. Ama aslında PCR makinesi gibi primer var, tag polimeraz var, harflerimiz var bir de ek olarak bu dört tane özel harfimiz var. Bunlara deoksinükleotit deniyor. Adenin, sitozin, timin ve guanin gibiler ama kendilerine has renkleri var. DNA oluyor, primer bağlanıyor, ardından tak polimeraz bağlanıyor, ardından da o harfleri eklemeye başlıyoruz. Burada T varsa A yazıyoruz, burada T ve buraya da G geliyor. Sonra S ve T, T, S, G, G, S, A, A. Ve bu şekilde makine kopyasını yapar. Ama bazen normal A'lardan koymak yerine bu farklı boyanmış A'lardan koyar. Bu A'nın özel bir rengi var. Bu da dizilimi durduruyor. Dolayısıyla başka harf ekleyemiyoruz. Bazen normal DNA dizilimleri alırız ama bazen e, sadece başında yeşil renkli bir A olan bir dizilim çıkar. Başka bir zaman ise başındaki A normaldir ama T kırmızı renklidir ve ondan sonrası yoktur. Belki ATG olacak ama sonra garip bir S gelecek ve S'nin de rengi mavi olacak. Daha sonra tüm bu parçaları jel elektroforezinden geçiririz. Parçalar da boyutlarına göre burada ayrılır. En küçüğü en uzağa gidebilendir. Öyle değil mi? O da e, en başta garip bir a'sı olan parçaydı, hatırlarsınız. Bu anlattıklarımdan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Bunun üzerine konuşalım. İşte buradaki harfleri görüyorsunuz. Nasıl bir sonuç çıkar buradan? Evet. Mesela ilk harfin A olduğunu anlayabiliriz. Bilgisayar tüm bu renkleri okuyabilir ve bize DNA dizilisini söyleyebilir. Böylece insan DNA'sındaki harfleri görmüş oluruz. İnsan genom projesinde bir insanın DNA'sındaki tüm harfleri buldular. İşte bunlar DNA dizilimi. Ne bulan makineler? Biz bir insandaki tüm DNA dizisini çıkardık. Ama siz büyüdükçe, özellikle sizin DNA'nızın da dizilimini çıkarabilecek teknolojiler gelişmiş olacak. İşte şu an bu noktadayız. Sıralamasını biliyoruz, ama bunlar hangi proteinleri yapıyor ya da bu proteinler nasıl etkileşime geçiyorlar, onu bilmiyoruz. Ama bundan sonraki proje, insan proteyum projesi bu sorulara cevap verebilecek. Konular biraz karışık arkadaşlar ama umarım bu video size az da olsa yardımcı olmuştur.